أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Ben şimdi bir hizmet rehberinden bir mukaddime okuyorum. Laika bugün. Ondan sonra dersimizin konusunu söyleyeceğim. Hizmet rehberinin mukaddemesinden Ustad Bediüzzaman'ın azami ihlas, azami sadakat, azami fedakarlık manasını ihtiva eden, gösteren, işaret eden mesleğini nazara vermek lazım gelmektedir bu zamanda. Ta ki niye? Risale-i Nuriye'de bulunacak Kur'an şakirtleri, Risale-i Nuriye'de bulunacak Kur'an şakirtleri, kıyamete kadar bu dusturlar muaciyesinde hareket etsinler. Bunun, bu dairenin içinde hareket edeceksin, hareket. Kur'an, kıyamete kadar. Yani o zaman öyleydi, bu zaman böyleydi, öyle bir şey yok. Son, mucize-i maneviye Kur'an'ın. Son, icaz-ı manevisidir Risale. Ha inanırsın, inanmazsın, o senin mi? Biz dar dairede konuşuyoruz. Risale'nin esas yapmış, gönül vermiş, gönül insanlarına. Risale-i mesleğine esas yapmış, mücedid bilmiş, inanmış insanlara. Hem bizim mutalamızı hem de mutalamızı paylaşmak istiyoruz. Ta ki Hizmet-i Nuriye'de bulunacak Kur'an şakirtleri kıyamete kadar bu dusturlar muvacesine hareket etsinler. Muvaffakiyetin ve rıza-i ilahiye nailiyetin ancak bu surette mümkün olacağına katı kanaat getirsinler. Atlıyorum, hepsini okumuyorum. Mevzumuzla alakalı olduğu için bazı yerler okuyorum. Hem Kur'an'ın hak ve hakikata, akıl ve mantığa dayanan, delil ve hüccete istinad eden ve bütün meselelerini akla tespit ettiren bir kitab-ı mukaddes olduğunu buradan görüyoruz. Üstad bunu gösteriyor. Atlıyorum. Ustadımıza müracaat edenler, vaziyete gelen bütün ziyaretçiler, ziyarete gelen bütün ziyaretçiler, hemen umumiyetle daima görüyorlardı ki, ustadımız onların nazarlarını Risale-i'nlere tevcih ediyordu. Ustadı ziyaret edenlere, her daim ustad, gelenler şunu yapıyor. Risale-i Nur'a nazarı çeviriyordu. Ölçü o. Ölçü o. Yoksa istibdat tamim olur. Genellenir. Ya despotlar çıkar ya dere boyuları çıkar. Dere boyularında böyle ağlar olur. Ya bölge ağları çıkar, ya da bir cemaat ağları çıkar. İstediği gibi hareket eder adam. Sen de boğazına ip takılır, tasma takılır, bir yerde bağlı durursun. Hürriyetin sebebi, laikalara sahip çıkacaksın. Rehber alacaksın bunu. Ben demiyorum ki burada ol, beni dinle. Laikaları esas alacaksın. Ustadımız olan Risale-i Nur böyle diyor diyeceksin. Ben dahi olsam, kim olursa olsun, abi öyle diyorsun ama Kastamonu 78'de böyle diyor diyebilmelisin. Bunu, bu imkanı sana vermeyen Hürriyet-i Şeriye'ni kaldırdığı için orada zaten bulunmanın mantığı yoktur. Hürriyet-i Şeriye'nin, Allah'ın size ihsan ettiği Hürriyet-i Şeriye'yi, Allah'ın ihsan ettiği Hürriyet-i Şeriye'yi kaldıran beşerin yanında senin ne işin var? Ama bu edep dairesinde olur, terbiye dairesinde olur. Külhanbeyli tarzında değil. Yani olabilir abim, dik lafız olabilir. Yani yata söyleyebilir. Ne bileyim, her zaman dengeli olmuyor insan. Ama en azından böyle toplum içinde değil de sonradan bana gelebilmelisin yani. Kitabı alacaksın. Abi bak, burada böyle yazıyor.
Böyle yazıyor, böyle dedin. Acaba ben yanlış mı anladım? Bu üret-i şeriyedir. Evet, bu zamanda bu dehşetli ve cihan şumul hadiseler hengamında Kur'an şakirtleri cüz'i ve külli, ferdi ve içtimai bütün ders ve ikazlarını Risale-i Nur'la tahsil edeceklerdir. Bak, ne yapacakmışız? Evet, bu zamanda bu dehşetli ve cihan şumul hadiseler karşısında, şimdi cemiyette, şey Murat, bunları kapatın isterseniz, tamam mı? Ondan sonra şunu açarsınız. Yok, klima değil. Şu kapıyı açarsınız yeter. Sıcağa katlanırız ama gürültüye katlanamayız. Ustad demiş ki, ekmeksiz dururum ama hürriyetsiz duramam demiş. Onlar geçici siyasi şeyler. Ustadın daimi sözü o. Evet, bu zamanda, bak bu zamanda bu dehşetli ve cihan şumun hadiseler hengamında ne yapacağız şimdi peki bu cemiyet? 2014. 8. ay. Seçim var, fitne var, cemaat var, siyaset var. İki karşı karşıya, iki siyasi grup. Dini cemaat gözüküyor. İki muhalefet var yani. Siyaset yani o da. Biz ne yapacağız yani böyle? Nasıl bakacağız? Hizmetimize bakacağız. Ondan sonra bu dehşetli hadiseler karşısında biz Kur'an şakirtleri, cüz'i ve külli, ferdi ve içtimai, bütün ders ve ikazlarını Risale-i Nur'la halledeceğiz, bakacağız. Ne diyor? Son bir yerde okuyayım. Risale-i Nur baştan başa bütün hakaik ve bahisleriyle mektubat ve müdafat, hepsi de bu asırda bir cadde-i kübra-i Kur'ani olan bu sırat-ı müstakim ayine-i mücellasını beyan ve ifade ederler. Kur'an'ı. Amenu ve amelü saliha. Bunu bitirdikten sonra konumuz şu. Eğer bilinmese külliyat, bunlar hep karıştırılan mevzu. Konumuz bugünkü mevzumuz dar ve geniş daire. Neye benziyor? Şahsi hukuk, umumi hukuk karıştırıldığı gibi. Başka? Sarih ve ima manalar da karıştırılıyor. Mesela sarihi mecaza hamletmek. Mecazı sarih seviyesinde göstermek istibdadın yadigarıdır. Muhakimattandır. Bu cemaatin başında bulunan kişinin en çok kullandığı tahakküm vesilesidir. İstibdadıdır bu. İstibdat bu olur. İstibdat tevzi edilir diyor. İstibdat bu ne olur? Ne demek? Sari ifadeleri tevili yani öyle ama öyle değil diye 40 dereden dere getirip dereden su alıp gitcesine sari ifadeler tevil edilemez. Tevil edilirse tevil edilmeyecek hiçbir şey yoktur. O zaman bizi bağlayacak hiçbir şey yoktur. Sari ifadeleri tevil edenin yanında olamazsınız. Çünkü o kendisini tapıyor. Diğere bağlı değil. Ben diyor, külliyata tabi olmayana tabi olunamaz. Bir daha söylüyorum. Külliyata tabi olmayana tabi olunmaz. Çünkü şahsa tabi oluyorsun, ilah edinirsin. Külliyata tabi ise, Allah Resulü bile, benim söylediğim sözlerimi diyor, Kur'an'a vurunuz, hadis var ha, Kur'an'a vurunuz, Kur'an'a uygun gelirse kabul ediniz diyor. Ustad Bediüzzaman diyor ki, benim dedi, ben dedim diye kabul etmeyiniz, mihenge vurmadan almayınız. Mihenk şu, ustadın dediği kitapta var mı, sünnette var mı, icma kıyasta var mı? Eğer altın çıkarsa febiye alınız. Yoksa gıybeti iftira arkasına koyar gönderiniz diyor. Tamam mı? Şimdi böyle dedikten sonra böyle bir ustadın talebesiyiz. Şimdi açık ifade varken adam açık ifadeyi tevil ediyor. Nerelerden ne yapıyor? Bak mesela ne yapıyor? Hatıra koyuyor karşısına. Allah Allah. Aklım gidiyor ya. Risale-i Nur'un açık ifadesine
külliyatın içine girmeyen bir hatırayı esas alıyor, külliyatı kale almıyor. Şu cinayete bak yani. Hatıralar ne zaman geçerlidir? Risale-i Nur'a paralel giderse. Ben size şahit şey yapıyorum bak. Şu emirdar layıkası var ya emirdar. Şu kadar kalır. Şöyle bakın. Ve şu Kastamonu'yu gösteriyorum. Göstererek yapıyorum. Şu Kastamonu bak. İnanın bana emirdağ kadar bende bu emirdağ kadar neşedilmemiş gayrimünteşir emirdağ var bende. Kastamonu kadar bende Kastamonu var gayrimünteşir. Latince'ye neşedilmemiş. Vakti gelmemiş. Yani toplam benim bir sözler, iki sözler kadar gayrimünteşirim var elimde. Latince'de yok. İki tane böyle. Gayrimünteşir. Niçin anlatıyorum? Neşredilmiş bir sarih ifadeye zıt olan gayrimünteşir şeyler var, ifadeler var. Hiç onu kale almıyor. Ölçüyü göstermek için anlatıyorum. Bak, ustadımızın gayrimünteşir, neşredilmemiş, neşredilmiş Risale-i Nur külliyatı ile çelişen ve çatışan bir ibare görsem, hiç gayrimünteşir nazara alınmaz. İki, hatıralar külliyatın açık ifadelerine yapmaya eğer çatışırsa hiçbir değeri yoktur. O kişiye aittir o hatıra. Ustadımız ona musama etmiştir, susmuştur. O uygulasın. Umumi bir cadde, muzami ümmete girmez. Cadde-i kübreye girmez. O zata aittir. Eğer umumi bir kaydı olsaydı külliyatın içine koyardı. Külliyatla çatışan hiçbir hatıra bize ölçü değildir. Külliyatla paralel giden fevya başımızın üzerindedir. Ölçümdür. Bu bir. İki, bunu karıştırırsanız karışık olursunuz. Bizim edili-i nuriyemiz var. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Lub, Risale-i Nur'dur. Kışır, layıkala şeydir, hatıralardır, gayrimüteşirlerdir. Başka, zanlardır. Kişilerin anlayışlarıdır. Kişilerin despotluğudur. Sari ifadeleri ortadan kaldırıp zannı ile insanlara hükmediyor. Bu ne demek? Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Bu bir. Mahkemat 49'da mahsedin. İki, hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Mizansız vezin, kantarsız yani mizansız ve mizansız. Yok, mizansız ve mizansız. Ne dedin? Muvazenesiz ve mizansız yazıyor. Öyle miydi? Bak bakalım. Muvazenesiz ve mizansız. Vezin oradan geliyor. Muvazenesiz ve mizansız olanlar çok aldanır, virgül çok aldanır. Şimdi ölçüler, bak edili-i şeriye gibi edili-i nuriye. Edili-i Nuri. Yani mesela adam bunlara bir veya birkaç tanesine muhalefet ettiğinden bu belayı çekiyor. Bu sıkıntıyı çekiyor. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Yani esasatı tanımayan hayalata sapar. Adam esasat sarı ifade demektir. Hayal ediyor. Zanlarını böyledir diyor. Sarı ifade var, o mecazdır. Sarihi mecaz. Çok ima mana, derin manaları böyle mecaz mecaz olanları da sarih gibi teşmil ediyor. Bunu bilerek yapanın özrü yoktur. Cahilse, papağan gibi naklediyorsa belki bir derece özrü var. Ama bunları duyduktan sonra onun da özrü yoktur. Ha? Şimdi kaç tane söyledik? Birkaç tane söyledik. Ne dedik? Sarih ifadeler tevil edilemez. Tevil edilirse tevil edilmeyecek hiçbir şey olmaz. Ondan sonra mecazı sari, sari mecaz yapmak cehle kuvvet verir ve istibdadın yadigarıdır bu. İki, şahsi hukuk, umum hukuk bilinmezse karıştırılır, karışık olursun. Üç, dar ve geniş daire. Bugün dar ve geniş daire yapacağız. 10-15 dakika konuşmam, şey yapmam, takdim bu mevzu içindir. Dar ve geniş daireyi karıştırılırsa düşüncen karışık olur.
birbirine girer şey daireler. Mesela bir misal söyleyeyim. En küçük daire kalp dairesi. İkinci daire mide dairesi. Üçüncü daire ceset dairesi. Üçüncü daire hane dairesi. Dördüncü daire mahalle dairesi. Beşinci daire şehir dairesi. Altıncı daire memleket. Tamam. Şimdi memleket dairesi en geniş daire. Ama sana bazen 5 senede bir vazife düşüyor. O da ara sıra. Devamlı onunla meşgul olmak. En küçük dairede daimi ve devamlı. En büyük vazife var. Daimi ve en büyük. Kalp dairesinde daimi ve en büyük vazifen var. Bunu ihmal edip bazen bir vazifen olan geniş daireyi devamlı canlı tutmak muvazenesizliğin özelliğidir. Dengeyi kaybetmenin özelliğidir. İşte dar ve geniş daire. Dar daire iman hizmeti dairesidir. Geniş daire gene İslam'ın tanımladığı hayat ve şeriat dairesidir. Şimdi dar daireyi geniş daire arasında ustad ayrım yapıyor böyle. Külliyatta görelim. Göremezseniz karıştırırsın. Mesela çünkü ömrüm vefa ederse, gücüm yeterse, zamanımız yeterse dar ve geniş daireyi bağlayan şeyler var, davranışlar var. Dar dairenin elemanlarını bağlayan özel şeyler var, fiiller var. Yapamaz. Ama o fiilleri geniş daireden istenmiyor. Onun için bunu bilmezsen dar dairenin ölçüsüyle gidiyorsun, en geniş dairedeki insanların faaliyetini sorguluyorsun. Bak görüyor musun? Bu cerbezedir ve zulümdür. Hem muvazenesiz olursun, hem onları da sadakatsızlıkla itham etmiş oluruz. Korkunç bir cinayet işlersin. Dar daireyi bağlayan ölçülerle geniş daireyi bağlayan ölçüleri karıştırırsan, onunla yargılarsan zulüm edersin. Çok aldanırsın, çok aldatırsın. Muvazenesiz ve mizansız olanlar diyor. Cahil olanlar demiyor. Bilgisi var. Bilgi çok. Kim muvazenesiz demek, cahil demek değil. Var olan bilgisini ölçememiş, tartamamış. Kantara koyamamış, metreyle ölçememiş. Söylüyor ve yapıyor. Buna ne deniliyor? Muvazenesiz, vezin, kantarsız, mizansız, metresiz olanlar çok aldanır. Çok aldanır. Bu cahil adam değil. O zaman muvazenesiz denmez buna. Cahil denilir çünkü temelde bir şey yok adamın. Bu ölçü birimleri bunlar. Bu şeyi. Onun için dar ve geniş daireyi bilmezseniz, geniş daire faaliyetleriyle dar daire bakarsınız. Pısırıkla itham edersiniz o insanları. Beceriksiz de itham edersiniz o insanları. Skolastik bataklığa girmiş. Dünyadan haberi yok. Küçük daireden dünya idare ediyor, etmeye kalkıyor, fikirler beyan ediyor diye itham ederiz. Ve dar daire demek ağacın kökündeki çekirdek demektir. Geniş daire demek ağacın tümü demektir. Onun için ağaçta gözüken yaprağın özelliği, yaprağı, kanuniyeti çekirdekte var ama yaprağı aynı yaprak gibi çekirdekte yaprak arama. Çekirdeğin içinde yaprak arama, meyve arama, koku arama, kanuniyetleri var. Ama çekirdeksiz de hayat devam edemez. Onun için dar ve geniş daireyi ayırt etme sorunu yaşıyoruz cemaat itibariyle. Birbirine karıştırıyoruz. Birbirine geçişler yapıyoruz. Ustad oysa diyor dar dairenin diyor özellikleri olmayanı o geniş dairedeki kişileri diyor meşverete sokmayınız. Veya tekbir şeylerine sokmayınız. Ondan sonra dar daireyi bağlayan takva hayatını geniş dairedeki kişilere monta edersen gene zulüm olur. Hadisatın fetvalarıyla bunlar terk edilmez dar dairenin işi. 78 Kastamonu. Hadisatın fetvalarıyla terk edilmez. Bu dar dairenin işidir. Geniş daireyi bağlamıyor fazla. Geniş daireyi ihlas bağlıyor. Dar daireyi sır ihlas bağlıyor. Geniş daire kişileri uvvet bağlıyor. Dar dairedekileri sır uvvet bağlıyor. Yani tefrik etmezsen
Çok acayip bir şey oluyor. Yani Risale-i Nur acayip bir ihtisas kardeşim. Öyle bir 5-10 dakika akşam evlerde, bir yerlerde okunup da geçi kapatılacak bir hayat felsefesi değil bu. Orada bir şey oku da gidelim kardeş, o layıka okur. Ha böyle yaptığın elin var ya elin. O elin var ya elin. Hakk'a inşallah uzansın. Doğru inşallah yaptırsın. Ha böyle böyle yapan. Orada bir şey oku da gidelim. Yaptığın layıka işte, bilmesen. Bak batıla taraftan senelerden beri kaşarlı adam. Kimin yanına dur? Dostu düşmanı karıştırmış. Bu ahmaklığın alameti değil mi? Dostu düşmanı karıştırmış, kimin karşısında, kimin yanında yer aldığını bilmiyor. Bundan daha bir iflas, daha bir ahmak, bundan daha büyük cinayet ne olabilir? Dostunu düşmanı karıştırmış. İslamiyet'in amansız düşmanı CHP ile beraber olabilmiş. CHP ile beraber. CHP ile beraber, başka bir şey yok ki. Menderes'i kim astıysa, ona karşı durmak demokratlıktır. İtabela ve ismin peşinde değil, zihniyet ve sıfatın peşinde olacağız. Demokratı kim asmışsa, CHP değil mi? ELP olabilir. TLP olabilir. İsim önemli değil, tabela önemli değil. O zihniyete karşı durmak demokrattır. Demokrat deyip de CHP'nin safında yer almak, bilerek yapıyorsan sen hainsin. Bunun amacı mı yok ki? Çünkü bilmeyecek makamda değilsin. Ya bilmeyince neler, bak neler çıkıyor. İşte böyle böyle yapanlardır işte bunlar. Oradan bir şey oku. Ya ihdine sırat-ı müstakim. Beş vakit namazda ya Rab ilmimizi artır demiyoruz. İhdine sırat-ı müstakim. Ya Rabbi sırat-ı müstakim üzerine bizi, değil mi? Hidayet et. İhdine, hidayet et. Hidayet. Allah'ın muamelesine hidayet denilir. O hidayeti onaylayana iman ehli denilir. Allah canibindeki tecelli hidayet. İnsan onaylarsa iman olur. Allah hidayet etmese sen iman edemezsin. Ama Allah hidayeti tecelli ediyor. Onaylaman lazım. Peki. Burada bayağı yer var. Ben biraz fazla uzattığım için böyle en kısa olsun diye şöyle diyeyim. Mesela şu alar 539'dan okuyayım çabuk çabuk. İkincisi şuradan alayım. Evvela sırrı inna atteyna hiç yanımda bulunmadığının sebebi eski zamanda iki hissi kalbel vukuda bir iltibas olmuş. Birincisi, bir hissi kalbel vuku ile yalnız vatanımızda dehşetli bir hadiseyim. Vatanımızda dehşetli bir hadise CHP meselesi. Ve zalimlerin musibetini hissettim. Halbuki büyük dairede, bak dar daire büyük daire. Zemin yüzünde haber verdiğimiz gibi 12 sene sonra aynen o sırrı azim görüldü. Mesela Risale'yi okuyanlar bilir. Emir Dağı'nda geçiyor. 211 miydi? 211 miydi? Tam bir şeyi söyleyeyim de yanlış olmasın. Ondan sonra söyleyeceğim. 12, 13, 14, 16 sayıları geçen Kastamonu 215'te geçiyor. Ondan sonra Emirdağ'da bulayım. 208'de kardeşler. Emirdağ 1 208'de geçiyor. Tamam mı? Şimdi 12, 13, 14, 16 ne demek? Külliyat okuyanlar tabii bu dersi nurları bilmeyenler dinlemesine şey değil yani, bu dar daire geniş daire nurun içerisindeki hareket şeklini ehilleriyle konuşuyorum, sohbet ediyorum. Yani yeni bir arkadaşlar için değil bu ders. Onlar, o zaman onlarla konuştuğum için 12, 13, 14, 16 ne demektir bilir. İkinci emir, birinci emirde 208 ne demek? 1926, 12 eklerseniz 1938, malum zaten geberme tarihi.
1938'e onu çeklerseniz yedikleri darbe, ihtilal yapmışlar. 51. Menderes'in muvaffak olması. 14 eklerseniz 51'e 14 eklerseniz kaç? 75. 65. 60 ihtilal yapıyorlar. Tekrar bu tarafa geçiyor. 65'te güç. Sonra bir de ihtilal yapıyorlar 80'de. 81. 16 eklerseniz 1981 yapar. Tekrar ordu gücü şey yapması. Sivile doğru geçmesi. Darbe yiyorlar. Tamam. Şey yaparsanız neyse aynı tarih şu tarihten 12 eklerseniz şu tarihe denk geliyor. 13 eklerseniz şu tarihe denk geliyor. 14 eklerseniz şu tarihe geliyor. 16 eklerseniz şu tarihe geliyor diye. Şimdi onu girmeyin. Allah Allah. Aynı çıktı abi yazdım buraya da. Evet. Tamam. Yani hatta siyasi darbe yiyecekler ve bir de cemaat darbe yiyecek diyor. İkinci bir bak cemaat yiyecekti. Onu okuyacağım bak. Cemaat diyor ustad. Cemaat darbe yiyecek diyor. Acayip hepinize girecek bak. İkinci emir de 208 yani. 2008 demedim yani. Devam edeyim bak göreceksiniz. Ben Risale okuyorum arkadaşlar. Birincisi bir hissi kalbel vuku ile yalnız vatanımıza deşitti bir hadiseyi ve zalimlerin musibetini hissettim. Halbuki büyükler ama şu var. Bir insana ve bir cemaata bir noktada bakarsanız göremezsiniz. Mesela Hasan kürsüde konuşan Hasan, coşturan Hasan diye bakarsanız benim gizli öteki tarafımı göremezsiniz. Perde arkasından, kürsüden indikten sonraki çevirdiğim filmleri göremezsiniz. Siz filmlerle bakarsanız buradaki şahsiyetimi de göremezsiniz. İnsan mozaik gibidir. Yoksa zulüm olur. Eğer şahsinin şahsı kemalatiyle bakarsanız gene zulümdür. Cemaata verdiği istikamet ayrıdır. Şahsın istikameti ayrıdır. Yani şahsın anlayışı, ilmi hiç önemli değildir. O ilmi nerede, kime karşı kullanıyor ve o ilmin doğru olup olmadığının sorgulayıcısı edile şeriye midir? Yoksa hiçbir değeri yoktur. Ben kürsüde ne konuşuyorsam, külliyata uyuyor mu? Külliyat adına konuşuyorum. Değeri vardır, yoksa çöpe at. Din adına kürsüden konuşuyorum. Edile-i şeriyede dinde yeri var mı? Var. Koy cebine, kalbine de koy. Ama dinde yeri yoksa at çöpe. Yani bir zat dese ki kağıt getseler, kağıt koysalar masama. Hocam söylediğim bu sözler kitap, sünnet, icma, kıyasa uymuyor. Kağıdı koydular. Ben de desem ki Allah Resulü'nün kitabı ve sünneti tamam. Ama bundan sonra o iki kaynağı ben alıp kendime göre ben yol kuracağım desem atın beni çöpe. Allah Resulü'nün ve Allah'ın kitabını esas alacağım. Onların haram dediğine haram, helal dediğine helal diyeceğim. O zaman değeri var. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Mozaiktir bir insan. Yani bütünseldir. Bütünün parçalarından oluşur. 18 bin alemin hulasasıdır. İnsan tek değildir. Tek sıfatı yoktur. Bütünseldir. Hani hep misal verirdim. Camide, mihrapta şey var. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa ve lahyunul kayyum la te'uzu sünnetu ve la nem gibi ayetler var. O ayetlerin yazıldığı kalebodurlar var. 250-280 tane parça oluyor. Büyük büyük olmasa. Normalde o parçalarla yapıyorlar. Parçalarla. O kalebodurların her birisine bir çizgi olur. Bir böyle olur, bir nokta nokta olur, boşluk olur, hiç şey olmaz. Nedir o? Ayet-i kürsünün bütünlüğünün içinde bir parçadır. Onun değeri var. Ama ne zaman var? Bütünlük içinde değeri var. Tek düşünürseniz hiçbir değeri yok. Bir çizgi böyle. Hiçbir anlamı yok. İşte kişi de böyledir.
Kişi nereye göre değerlidir? Nurculuk adına mı çıktın kardeşim? Konuştuklarının külliyatı uyuyor mu? Febiya. Başının üzerine koy. Herkesin vazifesidir başının üzerine koymaya. Çünkü şahsa kızıyorum diye elindeki ve söylediklerine düşman olmak da ahmaklıktır. Eğer din adına konuşuyorsa, dine uyuyorsa febiya. Dine uymuyorsa atın çöpe, hiçbir değeri yoktur. Ama din adına konuşuyor ve dinde kaynaklar üzerine giriyor. Sen o adama kızsan bile, kızıyorum diye o adama hücum etmek, elindeki hakikatlerin yok olmasını istemek demektir. Bu da cinayettir. Halbuki küçük dairede, zemin yüzünde haber verdiğimiz gibi 12 sene sonra aynen o sırr-ı azim görüldü. Benim istihracımı gerçi zahiremi parça tayir etti. Fakat hakikat cihetine pek doğru ve aynı hakikat meydana çıktı. Bunun için o risaleyi yanında bulundurmuyorum ve başkalarına vermiyorum. İnna atteyna. İkincisi, buraya dikkat edin. Burası çok acayip. Buna dikkat edin. 40 sene evvel tekrarla dedim. Bir nur göreceğiz. Bak. 40 sene evvel tekrarla dedim. 40 sene evvel 1953'te diyor bunu. Yani şu alar 539'da geçiyor bu. Benim ilmimce, gücüm yettikçe 1953 bulabildim. Bu sözü 40 sene evvel diyor. 1911 mi diyor? 53 ise 13'e diyor. 13 he. 40 sene evvel tekrarla dedim. Bir nur göreceğiz. Büyük müjdeler verdim. O nuru büyük daire-i vatanı de zannederdim. Yani İslamiyet'in hakimiyetinden, ha siyaset bu şey hakimiyetinden dar dairedir. Şey geniş dairedir. Şu memleketin siyasi meseleleri geniş dairedir. Dar daire değildir. Dar daire şu medrese faaliyetidir. İman hizmetidir. Buradaki ahkamla oradaki ahkamı karıştırma. Oradaki ölçüler, konuşmalar ve hayat tarzları buraya sokulamaz. Cinayettir. Buradaki özellikler de orada aranmaz. Ne biçim adamsın lan? Ya bak şu bakın siyaset takvan yok, bilmem neyin yok. Sırrı takvan yok, azimeti takvan yok. Ya takva yapsın yeter. Sırrı takmasını bırak. Yani o siyaseti buraya sokmak veya buranın esası azimet, esası takva, esası ihlas, esası sadakat orada aranmaz. Çünkü hakiki siyasetçi hakiki dindar olamaz. Hakiki dindar, hakiki siyasetçi de hakiki dindar olamaz. Ölçüler yani. Karıştırma. Karıştırırsan zulmedersin, suizan edersin veya burayı bozarsın. Bu dar daire hizmetlerine siyaset girmemeli. Geniş daire konuşulmamalı. Çekirdektir burası. Şimdi bu dar dairedeki iman hizmeti yapılıyor. Bu geniş daireye sirayet etme durumunda oraya intikal etme durumu mu olabiliyor? Elbette. Bu yani dalga dalga. Tehlikesi var yani. Yani esası hani bırakmasa bile oraya temas etti, orayla irtibatlı oldu. Oldu mu? Tehlike ihtimali. Tehlike oluyor. Çünkü niye? Kokuyu buraya alıyorsun. Mesela şöyle diyeyim sana. Ektarcı dükkanına gittin veya kahveye gittin. Sigara içmiyorsun. Ektarda da bir şey koku sürmedin. Ceketine o dükkanın üzerindeki koku sana sinmeyecek. Siniyor. Ha, o geniş daire siyasi hadiselerle, haberlerle, mitinglerle dar daire adamı meşgul olursa bir vakıf veya vakıf olmaz şart değil. Risale-i talebesi. Risale-i halis talebesi. Ben bununla hizmet edeceğim. Mitinglerde, şuralarda, buralarda. Efendim siyasi lokallarda şurada burada. Hangi olursa olsun. Bulunursa üzerine ceketine koku siner. Onunla geliyor burada ders yapıyor şimdi. Peki ben nasıl bakacağım sana? Siyasi bir aktör diye mi bakacağım? Nuru Karaman'ı diye mi bakacağım sana? O siyasi ne? Bak mesela siyasi lider ne olursa olsun gelip ders dinleyecek. Bir misal söyleyeyim. Geçenlerde işte Sultanbeyli dershanesine gittim. Baktım Sultanbeyli belediye başkanı ve başkan olan adam. Başkan ve başkanlığı da devam ediyor. Tak otur geldi dersin şeyinde. Hiç diğerlerinden özel bir imtiyaz istemiyor adam. Adam da biliyor. Oturdu ders adam gibi dinledi. Giderken geldi hocam teşekkür ederim Allah razı olsun istifade etti. Hoş oldu. Dedim kardeşim haftada bir gelemezsen en az bir de ayda bir gel dedim. Tamam hocam dedim.
takip de ediyorum dedi. Böyle. Ben zannettim ki siyasi böyle geniş derslerimizi takip ediyor. Yani hangisinin daha çok ilginizi çekiyor dedim. Hocam dedi, psikoloji dersleri çok hoşumuza gidiyor. Tamam mı? Bak adam takip ediyor siteden vesaire. Ha ben ona ne dedim? Hocam bari ayda bir kardeşim, ayda bir gelin dedi. Değil mi bak? Ama bir Nurcu buraya haftada bir derse gelmeyince haftada bir ne yani? 5-10 dakika her gün Risale okumasa Hasan kıyameti koparıyor. Bağırmasından sesini durduramazsın sen. Ama ona ayda bir gel yeter ya. Bak. Ha sen de oralara temas etsen. O üzerine sinen kokuyu buraya getirirsin. Burayı da berbat edersin. Karıştırma kardeşim. O zaman net ol. Orada mısın? Orada ol. Mesela bunu dar ve geniş daireyi bilmeyen karıştırır. Karıştırırlar. Giderler geniş daire faaliyetini dar daire ölçü yaparlar. Efendim çalışkan ailesi Demokrat Parti ile meşgul oluyordu. Emirdağ'da bir sürü Demokrat Nur talebeleri. Tamam kardeşim, Nur talebelerin her sahada var. Siyasette var, ticarette var, ekonomide var, sanayide var, her yerde var. Yani onlar zaten mesela Menderes'in namazı yok. Ama İslam kahramanı diyor mesela. Acayip bir şey ya. Ölçüye bak. Ama onu hangi ölçüyle tartıyor? Geniş daire faaliyetlerinde. Adam bakın, yok efendim namazı yok, şusu yok. Ya kardeşim adam sırf ezan için asılmış. Ustad boşuna dememiş, daha önce biliyor demek. İslam ezanı şairi değiştirmişti ya CHP. Bu da tekrar Arapçasına değişti. Bu iyiliği yani bu hizmeti için ustad şahsi kusurlarını hiç nazara almamış. Geniş daire faaliyetlerinde şahsiler, şahsi özellikler pek nazar alınmaz. Yaptığı şaire ve İslam hukukuna katkı ölçü alınır. Çünkü iman, hayat, şeriat, iman hizmeti burası. Hayat demek şair İslam'ı, cemiyetin islahı için, şair ihya, şair İslamiyenin inşası için, yayılması için ne yapıyor adam? Yani İslam örf adetler için ne yapıyor? Ölç alınıyor. Şahsa bakılmıyor. Mesela bu Hasna Hanım vardı efendim. O, gibi. Hasna Hanım. Üstad şey yapmış yani manevi evladım diye hitap ediyor. Onu Tastur abi üç kere tekrar ettiriyor. O da tabii hani açık yani. Açık bir kadın, hakim, hakim yani. Ustadın Risale-i Nur'un beraatine karar veriyor. Ustad da ne diyor? Karaman diyor. Ya yani karaman mı diyor, bir şey diyor. Manevi evladı. Ha böyle hatırada böyle geçiyor. Tamam. Yani geniş dairedeki ama dar daire halis, ha böyle yapmak lazımmış. Biz de böyle bir yerlere geçeceğiz. Hayır kardeşim. Var olanı İslam'a doğru alıştırıyor. Çünkü bu hatıra Kastamonu'daki takma dersine zıt. Tesettür Risalesi'ne zıt. Ama ne yapıyor? Bunu var olanları oraya itmek değil, orada olanlara hizmet ettiriyor. O çok önemli. Anlıyor musun? Çok erkeklerin yapamadığı şeyi yaptı. Kur'an ve iman hizmetini yaptı. Evet. Serbest yetin şey yaptı. Evet, ben başka bir şey anlatıyorum. Yani orada var olanları sen şusun busun itme, atma, katma değil. İslam'ın lehine çalıştırmak. Mesela şeyin de öyleymiş. Eşref Edip'in namazı yokmuş. Necip Fazıl Kısakürek namazı yokmuş. Son zamanlarını bilmiyorum. Ama sonra demişler ki efendim sizin İslam'ı bu kadar karamazsınız. Ama namazınız yok. Cevaben şöyle demiş. Şair ya acayip. Ondan şey biter mi cevap? Biz demiş gülü yetiştiren gübre gibiyiz demiş. Yani aşağıda biz gübreyiz ama gül yetiştiriyoruz. Vesaire. Ama Eşref Edip'e bak. Benden sonra diyor şifa bulsa. Ha geniş daire ama sen onu buraya getirsen şimdi burada bu lazım. Böyle yapmak lazım arkadaşlar. Mitinge gideceğiz. Bilmem siyaset konuşacağız. Siyasi şeyleri buraya sokmayacaksın. Bunu yapmak ne kadar cinayetse Risale-i Nur'un sari ifadelerinde dar daire kendi zanlarına göre değiştirirse aynı cinayeti de bu işliyor. Canidir bu ha. Belki de daha cani bu. Çünkü bu sistemi bozuyor, hizmeti bozuyor. Sari ifadeyi tevil ediyor. Bu daha şey, çünkü dar dairedeki hata, bilerek hata, özürü yoktur. Alimin özürü yok diyor mahkematta. Özür yok. Bilenin bilerek bir hatayı ısrar ederse
külliyata rağmen bu dairemizin içine girmiş haindir. Unutmayın. Çünkü peygamberimiz zamanında aramıza giren münafıkları Allah peygamber vasıtasıyla deşifre ediyordu. Şimdi o münafıklar yok mu oldu? Nerede o münafıklar? Ha, Allah münafıkları şöyle gösteriyor bize. Sarih ifadeleri, sarih açık ifadeleri unutturup onun tersini bilerek yapanın fiilen bize gösteriyor ki ben bu davanın hainiyim. Bilerek. Mesela bu masada oturuyorum. Bunları iddia ediyorum. Senelerce bu dersi yapıyorum. Kastamonu'yu bilmemem mümkün mü benim? Okumamış olmam. Emirdağ layıkasını okumama mümkün müdür? Değildir değil mi? Senelerce ders yapıyorum. Şimdi bunları hiç kale almadan siyasi arenayı buraya getirsem, siyaset bir lokalıymış gibi burada siyaset havası estirsem, ben bu dairenin içine hain değil mi? Daha nasıl hain olacaktım? Allah'ı mı inkar edecektim ben burada? Yani bilerek, bilenin ama, bilerek buraya zıt hareket yaparsan, ya cehilsin, cehilin yok, söylüyorlar sana, hala ısrar ediyorsan, hain nasıl olacaktı ki? Biz eskide haini 8 kafalı, 9 ayaklı zannediyorduk, onun için böyle kimse ihtar, yok. Bak üstü zan ama, Adem itimat, göz artık böyle değil, böyle de değil, böyle de açılmış. Tamam mı? Böyle. Böyle. Dört yönde göz açıldı artık. Ölçü yapacağız kardeşim. Artık dolmuşa bine bine bir bıktık diyeceksin. Ölçü bu. Ben uyuyorsam bana uyun. Vazifenizdir. Okuyamıyorsanız ben uyuyorum. Bak kaynak gösteriyorum. Ama ben buna uymuyorsam Allah rızası için bana uymayın. Dinlemeyin beni. Nasıl anlayacaksın? Abi bak burada böyle yazıyor, sen böyle dedin. Allah Allah. Bir bakayım. Hala ısrar ediyorsam, aynı şeyi güya değil, böyle cerbezeli bir cevaplar arıyorsam, Allah rızası için beni terk et ya. Terk et Allah rızası için, yalvarıyorum ya, beni de batıla sokma ya. Ben uyuyorsam iyi adamım, uymuyorsam değilim. Bunun şeyi, ha içerideyim, senelerden beri içerideyim. Fakat kasten Risale-i Nur'un değişmez dosturlarına yanlışlık yapıyorsam ben hainim. Niye hainim? Çünkü bilmeme mümkün değil. Senelerden böyle büyüdüm ben. Bunun içinde büyüdüm ben. Bilmemem ihtimali var mı? Olur mu? Bak şimdi. Abiye telefon etti. Büyüdük ya onun yanında Rüştü abi. Abdullah Yeğen abi gitti. Bu Fethullah Hoca meselesine biz aldandık dedi. Bir aldanmayan sensin dedi. Sen oldun dedi. İade itibar etmiş ya. O 94'te biraz ona taraftar oldular. Biz de öyleydik. Ben Rüştü abiye şey yapmıyordum. Rüştü abi onun itikatsız olduğunu söylerdi. Ben o tarihte 80'lerde Risale-i Nur değil İslamiyet'te sorun yaşadığını söylerdi. Ama biz eski kuşakta böyle birbirini itham eder diye zannederdik. Böyle birbirini itham etse makamlarına düşmez diye. Sonra vay be Allah Allah. Sonra Resulullah bile gelse diyor tamam. Balıkesir vaazında ama şimdi kesmişler onu. Arşivlerde duruyor. Eskilerde var. Resulullah gelse diyor eline ayağını öperim. Nefsim ana babam canım feda olsun ya Resulallah ama sen kitap sünneti bıraktın tamam. Şimdi artık biz diyor şey yapacağız diyor. Ustad gelse diyor yanlış yapıyorsun bana dese diyor. Utbede bunu adam. Ondan sonra ağlayarak kapatıyor onu. Sen böyle Fethullah yanlış yapıyorsun dese bana diyor. Ustadım senin yoluna kurban olayım ama sen tamam senin zamanı geçti. Şimdi ben ne diyorsam o. Yani, acayip bir şey yani tamam. Gözükmüyor. Bütünlük içinde bakınca ancak gözüküyor ama tek boyutla bakarsan gözüm. Rüştü abiye bak iade itibar etmiş. Niye? Rüştü abi o zaman derdi. Rüştü abi işte telefon etti. Abi dedim hulul dersini yapayım mı yapmayayım mı? Yaparsam ne kadar mevzunun içerisine gireyim? Ne kadar sari ifade edeyim? Hulul dersi. Ne zaman? 2013 müydü Taksim olayları? Taksim olayları 2013'tü. Taksim olaylarının tam şeyinde, ortasında. Hulul dersini yapayım mı dedim. Hulul. Şimdi yayında. Yaparsam ne kadar içeriye gireyim? Mevzunun içerisini sari edeyim, açıklayayım. Dedi ki,
Kardeş kaç sene benim yanımda kaldın dedi. 16 sene abi. Biz dedi her gün 10 sene kaç sene ders yaptık her gün öğleyin böyle müzakere. Abi dedim 10 sene. Tahmin et dedi 10 senede kaç gün yapmamış ders yapmadığımız gün geçmiştir. Abi 5 tane geçmemiştir. 10 tane diyelim dedi. 10 senede 10 tane ders yapmamışızdır. En fazla. Peki. Laikaları tek tek kaç defa okuduk beraber bilmiyorum abi. Peki. Sen kaç yaşında bizim yanımıza geldin? 17. Peki laikaları bütün tek tek kelimeleri okuduk. Bu kadar 10 sene laikaları, imani mevzuları her gün beraber mutala ettik. Zübeyir abi ve Tahir abiden bize gelenleri ben de külliyatta sarahatla bu kelimeleri açılmasına gayret ettim. Toplama yaptım her kelimeyi. Yani elimden geldiği kadar uğraştım. Peki dedi sen bu kadar dersten bu kadar yaşlı oldun bak 50 küsür. Hala hulu dersi yapıp yapılmayacağını, yapıp yapmayacağını, ne kadar mevzuya girip girmeyeceğini hala bilemedin mi sen? Peki abi, tamam başka diyeceğim var mı? Yok abi, kapat. Bak. Yani cevap o. Sen diyor bu dersin yapılıp yapılmayacağını, ne kadar girip mevzuyu açıp açmayacağını bilmiyor musun? Bilemedin mi? Bundan sonra mı öğreneceksin? Nedir o? Bana şunu dedi. Elinde ciddi bir hakikat var. Ne yapacağını buradan öğreneceksin. Yani dedi ki şunla. Kur'an-ı Kerim ile Allah, hadis-i şerifleriyle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Risale-i Nur'larla Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri evirip çevirip kıvırdı mı? Üstad Bediüzzaman Hazretleri ve Kur'an-ı Kerim ile Allah kişileri ve hadisleri evirip çevirip kıvırmadı. Her şeyi net yaptı. Hak, batıl, hak, batıl, hak, batıl. Hak ve batılı açıkladı ve kişileri serişte etti. Açıkladı. Ebu Cehil'i, Firavunları, Şeddatları hepsini serdi. Allah kıvırmadı aşağı. Bükmedi. Net. Öyle mi? Kur'an'ın gidişatında bir ciddiyet var. Yani netlik var. Böyle acabalık var. Yok. En tehlikeli dönemlerde Risale-i Nur 5. şua Deccal'ı, Mustafa Kemal'in Deccal olduğunu, Lozan'ın iç yüzüyle vatanı sattığını, ta özeline kadar laikalarda o tarihte 1908'den 1960'a kadar üstadın hiçbir hayatında, özel hayatında ve külliyatta evirip çevirip kıvırdığı yoktur. Gösterin gözüme sokun. Ha, efendim her sözün doğru olmalı, her doğru her dedi demek şahsi hukuktur o. Umum hukuk değildir. Şahsi hukuktadır o. Mesela Musa Bekuf yanlış gitti diyor. Bak orada da gıybetini yapıyor değil mi mesela bak. Risale-i Nur'da hadiseleri ve kişileri evirip çevirip kıvırmıyor. Bakan nettir. Hak, batıl. Hak, batıl. Doğrudur, yanlıştır. Muhittin Arabi diyor, hidayettedir ama diyor, mesleği hidayete vesile değildir. Mesela Musa Bekuf şöyle yaptı diyor, Mustafa Sabri Efendi şöyle yaptı diyor, emlemalarda hatırladınız. Şu şudur, bu da budur. Bu ki şahısları da koyuyor. Mesela Mustafa Kemal aslında deccalıdır diyor. Koyuyor, çevirdi mi? Ne zaman diyor bunu? 1908'den beri. Mustafa Kemal'in yüzüne 26'da, 28'de, 30'da demiş yani. Lozan'ı anlatmış. Mecliste paşa paşa demiş. Hani her söz her yerde denmezdi. Paşa paşa adam 200 tane milletvekili varmış. Ustad gitmiş oraya çağırmış Mustafa Kemal. Malumu ilham edeceğim ama bir şey anlatacağım. Ustad gider gitmez bakmış ki 63 kişi namaz kılıyor 200 kişiden. Namaza dair bir şey yazıyor. 100 kişi ekleniyor. 163 oluyor. Eski meclis kuvvetliydi. Sonra Mustafa Kemal diyor ki hoca hoca seni buraya çağırdık ta ki ilminden istifade edelim diye. Sen geldin namaza dair şeyler yazdın. Aramıza ikilik verdin. Yani kılan kılmayan. Nifak soktun. Nifak ikilik soktun. Nifak soktun diyor. Bediüzzaman ne yapıyor? Aman efendim tabii ya. Ya tabii abi bir olmuş, kusura bakma falan. Bunu diyor. Fırlıyor.
Paşa paşa diyor, kainat en büyük hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namazı kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur. İslam hukukunda merdut demek reddedilir, asılır. Bak o İslam hukukuyla ona konuşuyor, biliyor. Bak paşa paşa kainat en büyük hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namazı kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur. Şu iki parmağımı senin kör gözüne sokarım diyor. Namaza şey yaptı ya. Ki öteki milletvekili ustadı çekiyor. Her asırda var ya böyle şeyli. Korkak. Cübbeden çekiyor. Ustad da buna diyor ki yerinde kullanılmayacak hayat bana lazım değildir diyor. Bu da haklı. Çünkü gündüz mecliste muhalefet edenler gece buharlaşıyor. Selanik şeyi kurulmuş. Bir ne diyelim şimdi örgüt. Ergenekon'un temeli o zaman. Hani devam ediyor. İttihat Terakki'nin devamı Selanik örgütü neymiş? Bu örgütte 4 tane temel yönetici var. Şey de orada, Maraşal da orada. Maraşal da var. Bu diyor ki gizli bir komite. Komite o yani. Selanik. O ve onun yaptıkları taş örenlik böyle şeyler var. Siyasi cinayet işleyen şey var, militanlar var. O adamlar evde öldürüyorlar. Onun için bu milletvekili ustadı çekiyor. Ustad da diyor ki, çünkü başına ne geleceğini belli. Çünkü muhalefet eden ölüyor. Gündüz muhalefet ediyor, gece buharlaşıyor. Kim hesap soracak? Ustad da diyor ki, yerinde kullanılmayacak hayat bana lazım değildir diyor. Yani tasmalı hayat istemiyor. Bakın, ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Bunları zaten biliyorsunuz ama şunu demek için dedim. Ustad en tehlikeli şartlarda bile evirip çevirip kıvırmıyor. Net. Kıvırma yok. Şahsi hukukta her söylediğin doğru olmalı ama her doğru öyle de deme. Misal eve gidiyoruz ya, imamlık almaya da işte şurada burada. Bakıyoruz görüyoruz yani yanlışlıkları görüyoruz. Ses yapmıyorum yani. Hocam ya şuraya bir bakıyorsun odalarda. O da şey ya salonda ayakkabı çıkarıyorum. Evlenirken çektikleri resimleri. Kadın erkek böyle resimleri çekmişler evlenir. O rezil pes bir yetmiyormuş orada yaptıkları pislikleri o günah. Bir de evlerde dün manzaralarını çekmişler. Gelinlikle. Evleri asmış. Ne yapıyorum? Sırtımı dönüyorum bakmıyorum ya. İşi de demiyorum. Şahsı hukuk. Ama bana kağıt koyun masama koyun hocam resim nedir? Haramdır kardeşim bu şekilde açık saçık resim haramdır. Orada kürsüde kıvırmam. Umum hukuktur. Ama gittiğim zaman özelimde karışmam. Demem ya. Yani. Onun için bak karıştırırsan karışık olursun. Bak başka bir tane karışık. Şahsi hukuk, umumi hukuk. Ondan sonra hatıra, risale nur. Sari ifade, remzi ifade. Yani ima. Bunlar bu dershanede kalanlar zaten bunu bilmesi lazım. Bilen bir zat. Yoksa dere boyları gibi olur yani. Kişinin o bölgede, Eşehir'de, Tokat'ta, Maraş'ta, Şırnak'ta adam kral yani. Ne? Dediği yapılıyor. Öyle bir şey olur mu ya? Ustadın dediğini sen de ben de uyacağız ya. Ya ben bunları anlatırken bana niye kızıyorlar? Ben bana itaat et mi deyin ya. Allah lanet etsin böyle bir şey dersen ya. Ben Risale-i Nur'a hep beraber itaat edelim. Beraber olalım, kul olalım. İnsanların nefsine niye değil ki? Ha ne zaman sen Risale-i Nur'a uyarsan, sana seni takip etmesen ola Allah beni ıslah etsin. Takip edeceğim. Ama sen bunu kapatırsan, koyarsan böyle ve arkana atarsan, benim vicdanım nasıl tatmanacak ki? Ben bir de okuyorum. Arkadaşlar da okuyor, herkes okuyor. Sen bak yanlış yapıyorsun bilerek. Gözüküyor hepten ayna gibi. Bu felaset gerekmiyor ki. Bakıyorum. Allah Allah. Böyle diyor. Uymuyor. Ne yapayım? Sen Allah'ınızı severseniz, bu sözümü dinleyen, siz benim yerimde olsanız ne yaparsınız? Ve dinen mesulüm. Bilen bildiklerini söylemese dilsiz nedir? Şeytandır. Peki siz benim yerimde olsanız, bu mesuliyeti hissetseniz, Allah bu kürsüye çıkarsa, 17 yaşından 52 yaşına kadar seni burada tutsa, bunları demesen, ahirette Allah'a ve peygambere ve ustada ne diyeceğim? Siz benim yerime koyun bakalım. Aynı şey yaparlar. Yani bu itiraz edene söylüyorum yani. Aynı şeyi yaparsınlar. Bak niye biliyor musun? İbrahim bakar mısın? Bakıyorum. Sana bakıyorum. Tutmuyor. Ve toplumu da sevk ediyorsun nurculuk adına. Siyasi adına ise bir şey değil ha bak bağırıyorlar.
Ya nurculuk adına yapınca ben de bana da bakıyorlar. Abi biz bilmiyoruz, çalışıyoruz, esnafız, tüccarız, subayız, polisiz, siyasetçiyiz. Sen Nur'un adına bekçilik yapıyorsun, tüfeği tutmuşsun güya. Nur'un bekçisisin. Bize yol göstersene ya. Efkarame'ye, topluma yön versene. Bize istikamet versene. Biz nasıl istikameti bulacağız ya? Külliyata bizim ihtisasımız yok. 5-10 dakika bir şey okuyoruz. Haftada da bir gün derse gidiyoruz. İstikamet nasıl bulacağız? O zaman bir ara iş düşüyor. Ben de evirip çevirip kıvırmadan demem lazım. Nasıl yapacağım? Bak kardeşim. Buraya bu adamın hareket uymuyor. Tamam abiydi. Senin hatırın için hem külliyata ihanet ediyorsun. Bilerek yanlış yapıyorsun. Allah'tan korkmuyorsun. Utanmıyorsun da senin yaptığını ben söyleyerek mi utanacağım? Bana diyorlar ki ya bunların içine açık. Ya adam alenen Risale-i Nur'u çiğniyor. Risale-i Nur adına çekinmiyor. Onun yaptığını ben söylemek mi suç? Adam yapıyor, suç değil. Ya bana ne bağırıyorsunuz? Yapana bağırsanıza. Ben yapanı söylüyorum, yapmıyorum ben. Bak yapana bir şey dememek, yapanı söylemek ve onu susturmaya çalışmak sen de o tiptensin demektir. Bak, devam edelim. Alem-i İslam şimdiki intibahı hadiselerle uyanıyor Alem-i İslam. Vahdet İslam'a çalışması, ha geçtik mi oraya? Yok yok. Oraya inmememiz lazım. İkincisi, 40 sene evvel tekrarla dedim, bir nur göreceğiz. Büyük müjdeler verdim. O nuru büyük daire-i vataniyede zannederdim. Halbuki o nur, Risale-i Nur idi. Nur şakirtlerinin dairesini umum vatan ve memleket siyasi dairesi yerinde tamir edip sehiv etmişti. Ustad da dar dairedeki o futuatı Allah'ın özel tecellisini geniş dairede zannedip öyle ifade etmiş, sevmettim diyor. Hata yaptım. Kağıtasını söylüyor. Yani devam ediyor. Bu şualar 539'du. Şimdi Emirdar layıkası 136'da şöyle diyor. Alem İslam şimdiki intibahı, Vahdet İslamiye çalışması herhalde Risale-i Nur gibi eserleri arayacak ve büyük dairelerin geniş nazarlarına elbette büyük mecmualar lazımdır. Evet. Şimdi şualar 202'den okuyorum. Birbir içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden, ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden, küre-i arz ve nevi beşer dairesinden tut, tazi hayat ve dünya dairesine kadar birbir içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük daire, kalp, en büyük ve emniyetli ve daimi vazife var burada. Ve en büyük daire olan şu memleket siyasette en küçük muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyasla küçüklük, büyüklük, maküsen mütenasip vazifeler bulunabilir. Yani ters orantılıdır. Burada en büyük, emniyetli ve daimi vazife var. Siyasette ise küçük, emniyetsiz, devamlı değil. Bazen vazife olur. Mesela 5 senede bir. Aa işte 5-6 gün sonra seçim olacak değil mi? O zaman atacaksın. Ben 5-6 gün kalmış şu anda seçime. Ne yapmam lazım kürsüne? Arkadaşlar falan siyaset ne ala? 5 dakika düşün. Efendim şeri bileceksiniz. Efendim şeri şudur. Koyacaksın parmağını Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyine. Bunun gelmemesi için onu karşısında olup onu durdurabilecek makamda olan birisi. Bu da şerdir. Ama ehven-i şerdir. Tamam. Bakçı bu kadar. Bunu durduracak, bunun yanında olmak şöyle dursun. Tamam. Bunu durduracak, bunun karşısında olan fazilet, kemalat, evliye azime uçuyor kaçıyor değil. Temiz falan değil. Şer burada. Bak bunu söylediğim halde beni siyasetçiyle itham ediyor. Ulan şer der miyim? Siyasetçi olsaydım. Şer ya şer. Ama ehven. Buna göre. Bu itikada, bu maddiye. Şimdi bunu durduracak, bunun karşısında olan, bunu durduracak
bizden yana olan veya gözüken partiye, eğer bunu durduracak yerde değilsen, çok dindar dahi olsa, küçük partinin yanında dahi olsan, bunun yanındasın. Çünkü bunu durduracak potansiyeldedir her bir Müslüman. Müslümanın vazifesi Cumhuriyet Halk Partisi'ni başa geçirmemektir. İkinci emirde 206. Her bir şuurlu ve iman taşıyan Müslüman Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçirmemek vazifesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçirmeyecek yerde bulunmayan, nerede bulunursa bulunsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanındadır. Ona kuvvet verir. Onun için seçimde de oy atmak suçtur. Oy atmamak. Atmamak suçtur. Bunu durduracak partide değilsen de bunun yanındasın. Aynıdır. Yapmamak. Bu kadar ya. Ben şimdi partici miyim? Bu kim? Ahmet olur, Mehmet olur, Selpak olur, Kalem olur. Partiye kişiler ve isimler hep değişir. Demokrat olur, melokrat olur, elokrat olur, trokrat olur. Bir sürü şeyler olur. Tabelayı ve ismi bırakacaksın. Tabelayla alakası yok. Zihniyet, Kemalizmin zihniyeti gelmeyecek. Ben mi söylüyorum? İkinci emirden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başa geçmemesi için İslamiyet adına, vatan adına bir de bir tane de söylüyor. Adına endişe ediyorum diyor. Ne adına? Yani 206'da mı? He? 206 değil mi ya? Dur. Kur'an, vatan, İslamiyet. Kur'an? Vatan. Ha, Kur'an'ı unuttum. Kur'an'ı unuttum. Şu. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek olursa komünistik kuvveti aynı partinin altında bu vatana hakim olacak. Halbuki bir Müslüman katiyen komünist olamaz, anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebilerle mukayese edilemez. İşte bunun için hayat içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmemesi için Demokrat Parti, Kur'an ve vatan ve İslamiyet namına muhafaza çalışıyorum. Şimdi demokratlık demek Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçirmeyecek güç demektir. İsim değil, tabela değil, zihniyet. İşte bu. Ölçü bu yani. Bu kadar. Ben hangi partim? Ne alakası var? Her zaman değişir yani. Ahmet olur, Mehmet olur. Her zaman değişiyor. Ve bunu ne zaman söylüyorum? 5 sene sonra seçim değil. Pazar günü seçim olacak. Bugün ne? Salı. Demem gerekmiyor mu parti? Ne alakası var? Ben size söylüyorum, siz bulacaksınız. Böyle olduğum halde ve bunların, buradakiler de şer oldu. Evveni şer. Ve maasa dindar da var. Az da yoksa. Hayır, bunudur. Böyle dediğim halde diyorlar ki particisin. Allah sana insaf versin. Particilikle ne alakan var? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında bir Müslüman bulunamaz. Bulunuyorsa hiçbir hayır hasenatı olmaz. Bitti. Temelde bitiyor. Ölçü bitiyor. Çünkü küfre rıza küfür. وَلَا تَرْكَنُوا اُلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Sığınca habitet amalun. Çok büyük bir sayı. Çarpı sıfır eşittir sıfır. Petrol alıyorsunuz. Bir dönemeye bir basıyorsunuz. Sıfıra sıfırlanıyor. Onun için bir insanın ölçüsü nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında mıdır? Karşısında mıdır? Onun yanındaysa وَلَا دَعْلِنَا اَمِنْ لَكُمْ دِينِكُمْ وَلِيَدِينَ Adam şimdi demokrat iddia ediyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısındayım demektir. Bak demokrat demek Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında. Niye? Menderes'i kim astı? Cumhuriyet Halk Partisi rejimi astı. Bu demokratlıktır. Menderes'e sahiplemek. Menderes'in kendisi değil. Menderes zihniyeti. Tamam mı? O vatan, millet, Kur'an zihniyeti. Vatan. Çünkü ezanı inşa etti rahmetli. Mekanı cennet olsun. Ezan. Ben özelliğine bakmıyorum. Kur'an'ları, İmam Hatipleri açtı. Yani Menderes zihniyeti Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti karşısındadır. Tamam. Menderes olur, Enderes olur, Tenderes olur. Çocuğu da olabilir, şu olur. İsim değişebilir. Ha demek ki zihniyet bunun karşısında olan. Şimdi soruyorum size. Menderes'i asanın karşısında olmak demokratlık iken, demokratlığı iddia edip Cumhuriyet Halk Partisi'nin safında olan adam hain değil midir? Haindir. Ölçü hepten şey yani çocuk seviyesine inmiş artık. Ben şu anda particiyim. Yok ne alakası var? Hele hele bir dini cemaat bunun yanındaysa leküm dinüküm öyle edin. Hiçbir iyiliği yoktur. Bir de başka bir parti mesela ona karşıladır ama güçlü değildir mesela. Değil işte onu diyorum ben. Yani şurada o da şey değil yani. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi durduracak budur diyelim.
Şurada çok dindar, evliye azim eden bir grup var mı? Hiçbir değeri yok. Değeri harbiyesi yok. Ona oy atmak çöpe atmaktır. Bunu durdurur mu? Bu parti durduramaz. Çok iyi biliyoruz. O zaman şunu durduracak yerde burada değilsen, dindar dahi olsan, buna versen otomatik olarak sen potansiyel olarak bunun karşısındaydın. Karşısında durmadın. Güçlü durmadın. Onun yanında durdun oluyor. Yani burada şimdi siyasetçi mi oldu? Bir parti adına mı konuştun? Allah'tan kork yani. Gene hakkımı helal ediyorum ama bir hakkımı helal etmesen beni siyasetçiliğe itham etmen, siyasi parti gibi konuşuyorsun diyor. Ulan Allah'tan kork lan, benim ne işim var? Beni şer diyorum ya, şer ya bu adamlar, şer. Peki, şurada da dar daire, ama bir saat oldu mu, kaç tanesini okuyayım? Şunları okuyacaktım size. Bakayım. Oo. Peki, dar dairenin bazı şeyleri terk edemez, onu okuyayım. Ondan sonra kapatayım. Hani bir saat beş dakika olmuş. Çok olmuş. Dar daire şunları yapamaz. Onları okuyayım. 78'den biraz okuyayım. Hepsini değil de 78'den okuyorum. Kastamonu. Bak şurada. Görmek isterseniz şunu okuyacağım. Şuradan geliyor. Mesela ayırt ediyor. İlk önce 76'yı bir şey yapayım. İçerisini bölüm yapıyor. Hizmetin içindekileri tasnif ediyor. 76. Risale-i Nur talebelerinin hastaları olan sahip ve varisleri. Görüyor musun? Ve hastaların hastaları olan erkan ve esasları olan kardeşlerim. Bak ayrım var. Bak bir daha okuyorum. Risale-i Nur talebelerinin hastaları olan sahip ve varisler. Ve hastaların da hastaları olan erkan ve esasları kardeşlerim. Bak bir tasnif var içeride hizmet elemanı. Bir de başka genel size göstereyim. 248. Risale-i Nur bir daire değil. Mütedahil daireler gibi tabakatı var. Risale-i Nur bir daire değil. Mütedahil daireler gibi tabakatı var. Erkanlar ve sahipler, haslar ve naşirler, talebeler, taraftarlar gibi tabakatı var. Erkan dairesine liyakatı olmayan Risale-i Nur'a muhalif ceyrana taraftar olmamak şartıyla daire içine atılmaz. Hastaların haysiyeti bulunmayan, bak içeridedir ama yani Nur'un hizmetinde. Bak arkadaşlar bunu da size söyleyeyim, müjdeyi de vereyim. Has demek vakıf demek değildir. Okuduğum için söylüyorum mesela. Mesela diyelim ki Havuz Ali abi hastır. Hasan Feyzi abi hastır. Tahir abi hastır ama vakıf değil. Evli olabilir. İçtimai hayatta her yerde olabilir. Ama şöyle düşünürse abim kardeşim, iman hizmeti esastır. Ağacın çekirdeği esastır. Medrese hizmeti esastır. Medresecilik esastır. Onunla irtibatlanıp onunla hareket ederse bu hastır. Vakıfla arası şudur farkı, esas olur. Ustam bunlar ayırıyor ama uzun olmasın diye ben size çalıştıklarımı şey söylüyorum. Onun için bir Nur talebesi bir cemiyette evli, partide de bulunabiliyor. Bak bulunabiliyor ama zihniyeti şu olmalı. Esas hizmet budur. Çekirdektir. Bu çekirdek taşı atıyorsun göle, ondan sonra dalga dalga yayıldığı gibi. Çekirdek hizmeti olmasa ağaç olmaz. Dışarıdaki hizmetler merkezdeki sağlamlıktan kaynaklanıyor. Merkez sağlam olursa ağaç dal budak verir. Düşüncesiyle dar daire denilen medrese ve iman faaliyeti, iman hizmetine dar daire deniliyor. Zihnen dese ki bu doğrudur. Hepsi doğru ama ben burada yapacağım. Ben bu hizmete koşturacağım. Bana ne diyor? Fatura yatırır. Geri süpürür. 10 dakika okur. Dersleri gelir. Bu hastır. Bu hastır. Has. Bu hasta. Hastır. Ne demek has? Bu dost değil. Çık yukarıya. Kardeş değil. Çık yukarıya. Risale-i Nur talebesi değil. Daha üstün. Hastır. Dost. Çık yukarıya. Kardeş. Risale-i Nur talebesi. Has, ehas-ı has, erkan, rükün.
Bir de sonra varis. Acayip bir şey ya. Şimdi mesela diyelim, hiç mi bulamadın, nerede olacağını hiç mi bilemedin? Şu anda ustadın varisleri var mı, yaşıyor mu? Yaşıyor mu, yaşamıyor mu varisleri? Yaşıyor. Neredeyse orada ol kardeş. Bu kadar lazca ya. Onu da mı göremiyorsun? Ustadın varisleri nerede? Burada ol. Sahip ne abi? Ha, sahipler kendi telif ettiği gibi o o ruh olacak. Benim işte böyle bir şey dedikleri zaman atletinde ter atacak yani. Allah Allah ya. Yani sinirlenecek. Ne? Ötekisi şu. Ya yapmayın kardeşim, yanlış yapıyorlar. Hakikaten demek lazım ama sakin. Oha, sahip ise kendi malı gibi değil, malıdır. Yani şu. İbrahim senin kılını çekse o acıyor. Ya İbrahim yapma, acıyor derim. Ama benim kılımı çek, ya İbrahim çeksene, Allah Allah, dur ya. Nasıl böyle tepkin farklı olur? Yani Risale-i Nur'a böyle sanki kelimesine dokununca kılı çekiliyor. Sanki kemik kemiğine bıçak batıyor. Böyle hissetme derecesidir sahip. Bu adam, onun için sahip sıfatı yoksa sende, sahibe baktığın zaman dersin ona, manyak bu ya. Bu kafayı yemiş. Bu kim ya bu? Hırçın, saldırgan, geveze, çenesi durmaz. Oysa adam sebebi vücudu, vesile-i saadeti, vazife-i fıtratı olan Risale-i Nur'a bağlı. Ustad diyor bunu. Sebebi vücudum, vazife-i fıtratım, vazife-i fıtratım sebebim ve vesile-i saadetim olan Risale-i Nur gördüğü için artık o adama şah damarına vuruyor. Risale-i Nur benim ya benim. Ustad şahsında gözükmüş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şahsında bana inmiş Kur'an. Böyle hissedeceksin ya. Onun şahsında bana hissetmiş. Öyle hissedeceksin. Yusuf benim, Musa benim, Meryem benim. Kur'an'daki kıssalar hayatında olacak. Öyle hissettiğin zaman Risale-i Nur'a bilerek ihanet ettiler mi? Bu adam duramaz ki ya. Öteki şöyle der. Ya yanlış yapıyorlar. Bu kadar sakin. Olmamak lazım. Evet arkadaşlar, hadi bir çay içelim. Ötekisi. Ne çayı ya? Adam tepesi atmış. Çay mı? Ne çayı? Anladın mı? Ya acayip bir şey ya. Bak bu şuraya bak. Bir şey okuyacağım. Hastaların hasreti bulunmayan, bak sıfata bak. Zıt bir mesleğe girmemek şartıyla talep olabilir. Tamam. Bida ile amel eden, kalben taraftar olmamak şartıyla dost olabilir. Ha ben atamam artık. Ya ne biçim adamsın lan. Bida ile amel ediyorsun. Rezil kepazesin lan. Çık lan diyemem. Bida ile amel eden ama taraftar değilse dost olabilir. Tamam dedin ustadım. Eyvallah. Koydum kafamı. Ustad dediğimse o. Onun için az bir kusur ile düşman safına iltihak etmemek için dışarı atmayınız. Bu dersi zaten Risale-i Nur okumamış. Daha dersleri yeni gelenler için yapmıyor. Risale-i Nur'un hizmet edenlere söylüyor bunları. Bunları meşk etmek lazım. Sonra, fakat, iyi dinleyin şuraya. Fakat Risale-i Nur'un erkanlarında ve sahiplerindeki esrar ve nazik tedbirlere onları teşvik etmemek gerektir. Ustad bile bazılarını dairenin içine almamış. Bir de okuyayım bunu, ondan sonra onu göstereceğim, size okuyacağım. Bir de okuyayım. Fakat o dostlar var ya kardeşler, Risale-i Nur'a fazla hassas değil. Böyle olur da olmaz, leylim leylim. Bunlar için diyor ki, Risale-i Nur'un erkanlarında ve sahiplerindeki esrar ve nazik tedbirlere onları teşrik etmemek gerektir. Almayın içeriye diyor. Bak ben diyor böyle birilerine rastladım, almadım diyor. Ustadın daire içine almadığı adamlar var. Onu okuyayım size. Emirdağ 1. Emirdağ 1 225 veya 205. 205 değil. 225 olabilir mi? Yoksa kağıda bakacağım. Evet, 225. Fakat ortadan alıyorum zaman geçtiği için. Bak şurada yeri şurada gösteriyorum. Üstte. Fakat ben oradayken çok ehemmiyetli bir ve enaniyetli bir Sofi meşrep eski memurlardan bir zat. Çok ehemmiyetli. İki, sıfatına bak adamın. Enaniyetli bir Sofi meşrep bir eski memurlardan bir zat. Gayet mühim, malumatlı, dünya ile çok alakadar ve siyasi tüccar bir hoca. Bana karşı ilişmedikleri için
ben de onları daire-i nura celbetmeye çalışmadım, onlara da ilişmedim. Yani nurcu olsun diye uğraşmamış usta. Almamış yani. Peki, bu daire hakkında merak ederseniz, Risale-i Dairesi 1, Kastamonu 76, Kastamonu 248, Kastamonu 233, Kastamonu 213. sayfalarda daire içinde tasnif var. Tabii ki Kastamonu 76, 228 başka. Bak, Kastamonu 76, 248, 233, 213. Yani daire içindeki bölümlerin olduğunu göstermek için söyledim. Onun için bir de sizden şunu rica ediyorum. Mesela bir abi kardeşimiz, o hastır, erkandır, ne bileyim rükün olabiliyor. Onların hassasiyeti, Risale-i Nur'un hizmetini korumak adına hassasiyetinin gösterdiği tepki veya gayret aşağılardaki tabakalarda olmadığından bu ne yapıyor, ne diyor ya demeyin. Mesela bir tane örnek vereyim, uygulamalı. Abdullah Yeğen abi, nerede olduğunu bilmiyorum ama videosunu gördüm. Risale sadeleştirme adına ki o cinayeti anlatırken kürsüye çağırmışlar. Nerede olduğunu bilmiyorum. Adam anlatırken ağladı. Bakarsın, ne duygusal adam ya. Adam sahip. Badıl abi sahip. Sahip. Fadullah abi gibi. Ben şahidim şeyde. Allah selamet versin. Allah onu istikametten ayırmasın. İnsi ve cinli şeytanlardan şerrinden korusun. Ahmet Ağa Gündüz kardeşim, ağabeyim benim. Ona hürmetler ederim buradan. Şimdi o ustadın seyitliği seminerine bizi de davet etmişti sağ olsun. Oradaydım. Orada Badıllı abi, bak bilmeseniz örnek veriyorum size. Badıllı abi, oysa kürsüye başka bir konu için konuşmaya çıkarttılar. Profesör Akgündüz. Yani üstadın seyitliği hakkında belgeleri var onun. Adam gitti, tam onu bekliyoruz. Seminerin manası bu. O günde gündemde sadeleştirme var. Ne olur Allah rızası için diyor. Ay böyle adi. Bu sadeleştirmeye tepkinizi koyun, durdurun. Ne alakası vardı ya? Hepimiz şaşırdık. Niye? Baktım, vay be, sahibe bak ya. Ruhuna hissetmiş. Adam her şeyi unutmuş. Ve esas konusu, kürsüye onun için çıktı, konusuna hiç değinmedi. Ne anlatmaya çalışıyorum bunlar? Kişileri değil. Yani bu adamlardaki sıfat, vazife, taşımış olduğu, bulunduğu konum itibariyledir. O sıfatta olmayan, o makamda olmayan buna der ki Allah Allah ya, ya bu kadar da mı büyütülür deme. Herkesin canı acıdığı kadar bağırır. Anladınız mı? Canı ne kadar ağrırsa o kadar bağırırsın. Senin canın ağrmıyor, acımıyor ki bağırırsın. Canın acıyor mu? Ruhun acıyor mu? Ruhunda hissettin mi? O zaman o kadar bağırırsın. O kadar bu dersleri de, ne bu heyecan ya, bu ne bu şey. Senin canın acısaydı, sen de bağırırdın. Ondan sonra ustada şikayet ettim. Bazı nurcuları şikayet ettim. Ondan sonra ustad gece geldi. Yani işini bilerek yapma aslında. Ondan sonra ders yapıyordum böyle. Dersi yaptım. Millete bir alkış, bir rüya anlatıyor. Bir heyecan, abi sağ ol, sen olmasaydın şöyleydi, böyleydi, var ya böyle tabirler yani sevgi. Acayip. Rüya, böyle yapmazlar da merak etme yani. Rüya da yaptılar işte. Böyle bir coşma oldu bize karşı, bir teveccüh. Ustad, ya lambirili bir yerdeyiz ama salon acayip, çok büyük. Tak hop, tepeden indi. Belden aşağı yok. Bunların çoğusu diyor arkayı. Bana böyle bakıyor, insanların üzerinde, insanlar aşağıda alkış yapıyorlar. Alkış, abi sen olmasaydı şöyle. Bunlar eni bir de tehdit şeyini yapıyor bana. Sakın ha, aldanma. Bunların çoğusu seni sevmez. Dediği kişiler kim biliyor musun? Sokaktaki değil ha, dava arkadaşlar. Cemaat, cemaat olur.
cemaatin çoğusu seni sevmez. Mesele bu kadardır. Böyle bir yaptın, çekip gittin. Ah rahat ol. Ha sen sevmek, sevmek, takdir, tenkit değil işin. Sen Allah sana ihsan etmiş olduğu nimeti bizim kardeşlerle, samimi ve halis olanlarla, Allah'a kul olmak isteyenlere, insanlara değil. Ve bunu söylüyorum o derslerden sonra, oradan sonra. Buraya gelmek zorunda değiliz. Daire-i nur içinde ol da, gemide ol da, kaptan olma, güvertede olma, bodrumda ol. Makinede yağ sil, affedersin gemide tuvalet temizle ama gemide ol. Neresinde olursan ol. Gemide böyle ters bile yürüsen gemi böyle gidiyor, merak etme. Daire-i nurda ol da Allah rızası için söylüyorum. Neresinde olursan ol. Hangi grupta olursan ol. Nereye gidersen dinle ama ne olur bu iki şeyi bırakma. Kastamonu ve Laika'yı yapış. Burada sari açık ifadelerle yürü. Dünya ve ahirette sana hiçbir şey olmaz. Bir tane son cümle söylüyorum. 208 emir daha 2. Okuduğunuz diyor Risale-i Nur'un her bir sayfası. 1. 2. Ahirette haşir meydanında sennet ve berat vesikası olacakmış. Diyeceksin ki melaikelere sen orada haşirde. Aha melaike efendi. Bak bunu okudum. Bunu da okudum. Bunu da okudum. Bak bunu da okudum. Her bir sayfa diyor berat vesikası olacakmış. Nerede geçiyor dedim? 208. Hangi emirdağında? 2. İşte o çok önemli. Hem de öyle çizdim ki. Çünkü beni çok alakadar ediyor. Melaike bana soracak. Gel ha buraya. Böyle gel. Ashab-ı Kehf'in köpeği kuyruk sallayacak bana. Kuyruk sallaya sallaya cennete gidecek. Kuyruk sallaya cennete hiç duruyor. Hasan dur hesap ver. Ben de havlamam bu olacak. Girdi ya. Ben de diyeceğim ki ya Rabbi. Aha sayfam bu. Burayı da. Her bir sayfada havladım. Havladım. Ben de hizmet senin şeyinde havladım ya Rabbi. 208 birinci emirdağında. Bak olmadı işte. Havladım ya Rabbi. Ha, köpeği durdurmayacaklar. Hasan'a dur hesap ver diyecek. Gel de korkma. Dur bakalım. Eyvah. Ha 208 birinci emirdağı diyor. Özür diliyorum. Bak burada. Madem o iman hakikatleri yüksek bir ibadet ve hasenedir. İman hakikatleri Risale-i Nur. Ve onunla çokların imanını kurtarmak binler hasene hükmündedir. Onun zuhuruna çalışanların, yani bu iman hizmetinin neşriyatına çalışanların her birisi kim ise bu risalede hani neyle uğraşıyorsun? Ne anı? Hangi lemalar mı? Mektubat mı? Kastan mı? Her birisi onu okuyup, lemalar mektubatı okuyup, dinleyip, okumayı bilmiyor musun? Beyaz, ya zayıf mısın? Dinleyip, itikat etmesiyle, aynen kabul edeceksin, usta doğru demiş. Okuyup, dinleyip, itikat etmesiyle, aynen işlediği sair, hayratın defteri gibi bir uhrevi senedidir. Namaz, orucun gibi, hayır hasenatın var ya senet. Ha, uhrevi bir senedidir diyor. O dinlediğin, okuduğun bir de ne yaptın? İtikat ettiğin sayfalar. Aa ya Rabbi senet. Bak burayı da okudum. Senet olacak. Allah edenlerden etsin. İstikametten ayırmasın. İhtine sırata müstakim. Sırata lezine namte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim vel dallin. Amin, amin, amin. El-Fatiha.